Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün halkın sorunlarını yerel idarenin genel yapı taşı olan muhtarlar aracılığıyla Kahramanmaraş ili Ekinöz ilçesi Yeniköy köyü muhtarı Adil Kaz ile mahallenin ana ulaşım yolu üzerinde röportaj yapıyoruz. Öncelikle muhtarınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kaç yaşındayız efendim? 27 yaşındayım. 27 yaşında Türkiye'nin en genç muhtarlarından bir tanesi sayın izleyiciler. Evet. İşte Türkiye'de 5-6 yerde yayınladık. 26 yaşında muhtar seçildiniz. 26 yaşında muhtar seçildi. Diğer arkadaş da 25 yaşında muhtar seçildi. Genç ve dinamik bir arkadaşımız. Karşınıza kaç aday çıktı efendim? Tek aday. Bir aday çıktı. Evet. Kaç oy fark attınız? 66. 66 oy fark mı attın? Evet. Sen 66 mı aldın yoksa? Evet. 66 fark attım. Fark attın, evet. Seçimlerde bu köy, o zaman köydü. Köy halkına vaatlerde bulundunuz. Beni muhtar seçerseniz mahallemiz, köyümüz mahalle oluyor. Şu hizmetleri evet. Yaptıracağım dediniz mi efendim? Vaatlerimiz olmadı aslında da mahallenizde yapacağımızı biliyordu. Bizleri uygun gördü. Bu bize vesile oldu. Biz de mahallemize gereken hizmetleri yapıyoruz. Evet. Ne mezunuyuz efendim? Ortaokul mezunuyum. Ortaokul mezunuyum. Evet. Güzel. Bu yolu mu yeni açtınız? Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç'la Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Bursu Çelen'le istişare olarak köyümüze yeni bir daha okula yeni yaptırmasından dolayı. Röportaj yapıyor. Şöyle durun. Evet. Okulda öğretmenin yaptığı yol açıldı. Sıra Kabaktepe'ye mi gidiyor? Evet. Aynı zamanda da Kabaktepe'nin bağlantı yolu. Evet. Kaç kilometre bu? Burası 1400 metre. 1400 metre. Kabaktepe'ye ulaşıyor yani bu yol. Evet. Evet. Aynı zamanda da devletimizin yaptırdığı yeni okulumuza da var. Taşımalı öğrenciler. Orada okul var Kabaktepe'de. Evet, evet. Kabaktepe'de mi okul? Evet. Evet, sizin okuldan çok geride kalmış. Hayır, Kabaktepe ile Yeniköy Mahallesi'nin birlikte kullandığı okul. Ortak okul. Ortak evet. Okulumuz. Kaç metre stabilize efendim? Yollarımız da yapılmamış değil mi? Yollarımız da stabilize yapılmadı hala. Evet. Ham toprak sayın izleyiciler. Ham toprak. Evet. Yapılacağının sözünü aldık sayın başkanımızdan. Ona da güveniyoruz. Evet. Sözüne. Yollarımız yaklaşık 15 kilometresi toprak yol. Evet. Geriye kalan da zaten asfalt. Evet. Ama merkezlere kadar da asfalt olacağını sözünü aldık başkanımızdan. Evet. Burası daha önce merkezde dahil olmak üzere 4 mahalleden oluşuyordu. Onlar şimdi sokak oldu sayın evet. izleyiciler. Kazoğlu sokak 6 hane var. Kozoğlu sokak. Saz sokakta 7 hane var. Kırca uşağı merkez asıl Yeniköy'ün adı oradan 11 almış. Hane. 11 hane. Dere Ağzı 16 tane. Evet. Ancak Dere Ağzı'nın yolunun çok acil asfalt yapılmasını istiyoruz. İşte biz yolu bilmediğimiz için oraya döndük. Evet. Yağmur, yağış yok. Gördüğünüz gibi her yer kuru. Zor aracımız patinaj yaparak çıktı. 2011 model aracımız sayın izleyiciler. Ama oradaki 16 hane devamlı orada oturuyor. O yolu evet, kullanıyor. Evet. Mutlak biz Sayın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Erkoç'tan Yeniköy Mahallesi'nin yolunun asfalt yapılmasını istiyoruz. Söz vermiş. Başkanımızın sözünü tutacağını biz inanıyoruz. Çünkü Türkiye'de Büyükşehir Belediye Başkanı içerisinde birinci seçildi değil mi? Evet. 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 Çok yerde gördük. Sıcak asfalt yapmış. Evet. Pazarcık'ta gördük. Hala da yapılıyor. Devam evet, ediyor. Yollar devam ediyor. Altyapı kanalizasyon yapılmış mı muhtarım? Köylerimiz altyapı kanalizasyonu yoktur. Yok. Daha hala yapılmadı. Müracaat ettiniz mi? Müracaat da ettik. Şu ana kadar içme sularımızda şebeke suyumuz yoktu. Mahallelerimizin bazıları. Evet. Onların ikisine şebeke suyu getirdik. Evet. Ama altyapı ve kanalizasyonumuz yok. Köy muhtarı odası var mı? Yok. Taziye evi? Taziye evimiz yok. Taziye evi yok. Sayın izleyici işte burası ne zaman ayrıldı Kabaktepe'den? Kabaktepe'den ayrıldı 27 yıl olmuş. 27 yıl oldu ama hiçbir hizmette yapılmamış sayın izleyiciler. Evet. İnşallah bu hizmetler Adil Kaz muhtarımıza nasip evet. olur diyoruz. Artı arkadaşımız köyler tüzek işleri kapatıldığı için ilk olarak mahalle oldu. İlk mahalle muhtarı da Adil Bey seçildi. İşte tarih bundan sonra Adil Bey'i mahallenin ilk muhtarı olarak yazacak. Biz de muhtarları tarihe not düşüyoruz. Başka ne hedefimiz var efendim? Hedeflerimizde sadece Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Öder Koç'tan da isteğimiz yollarımızın sadece bir asfaltlanması. En önemli konu yol sorunu evet. sayın izleyiciler. Biz de mahallelerimize, mahallemize öncelikle bir taziye evinin yapılmasını istiyoruz. Evet. Bu kültür olmuş sayın izleyiciler. Antep yöresinde, Urfa yöresinde ve Maraş yöresinde mutlak taziye evi yapılmalı diyoruz. Genç ve dinamik olan muhtarımız Adil Kaza da Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi aracılığıyla sesini duyurduğu için teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür başarıların devamı diliyoruz.